Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün ayva tatlısı tarifiyle geldim sizlere. Biliyorsunuz ayvanın bol olduğu bir sezondayız. Mutlaka yapıp deneyin. Çok beğeneceksiniz. Tarifimde bütün detaylarını anlattım. Videomu sonuna kadar izlerseniz tüm detaylarını atlamamış olursunuz. 4 adet ayvam var. Ayvamı güzelce yıkadım. Hangi tür ayva kullanıyoruz? Ekmek ayvası mutlaka. Ayva tatlılarında ekmek ayvası kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar. Daha iri ve daha böyle boğazınızı dalamayan bir ayva çeşididir. Mutlaka ekmek ayvası kullanın. Ayvamızın ortasını dondurma kaşığıyla bu şekilde oyuyorum. Dilerseniz bu işlemi kaşıkla ya da bir bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Ama kesinlikle ortasındaki sert kısımları almanızı öneriyorum. Ayvanızın daha lokum gibi olmasını sağlayacak. Dış kabuklarını soyalım. Kabuklarını dediğim gibi atmıyoruz. Kesinlikle. Tenceremizin tabanında kabuklarını kullanacağız. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi temizledim. Su dolu bir kaseme alıyorum. Yarım limonu içerisine sıkıyorum. Limonu da içerisine bırakıyorum. Ve ayvalarımı, temizlemiş olduğum ayvaları bu şekilde içerisine koyuyorum. Bunu niye yapıyoruz? Kararmaması için, çünkü diğer ayvalarımız temizlerken çok vakit alacaktır ve ayvalarınız kapkara olacaktır. Mutlaka limonlu suyu ayvalarınızı koyun arkadaşlar. Ben 4 adet ayva kullandım arkadaşlar. Dilerseniz ayvayı fazlalaştırabilir, eksiltebilirsiniz. Ev halkına göre ayarlayabilirsiniz. Benim yaptığım bu tarifte 8 kişilik ayva tatlısı çıkacak. Bu şekilde güzelce temizliyorum. Eğer küçük lekeler varsa onları da bu şekilde alıyoruz. Çok da önemli değil. Videomu buraya kadar geldiyseniz, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirim sesini açmayı lütfen unutmayın. Her zaman dediğim gibi sizin destekleriniz videolarımın devamlılığı için çok önemli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen yoruma, görüş ve düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Eğer kanalımda görmek istediğiniz tarifler varsa da yorum kısmını yazarsanız ben de elimden geldiğince sizler için yapmaya çalışırım. Ayvalarımı bu şekilde suyun içine alıyorum. Gördüğünüz gibi. Çok bekletmemize gerek yok zaten. Sadece ayvalarımız temizleyinceye kadar beklemesi yeterlidir. Tenceremi alıyorum. Altını dediğim gibi ayvanın kabuklarını yerleştiriyorum. Bu sayede ayvamızı kabuklar renk verecek. Evet, ayvalarımızı da bu şekilde yerleştirelim. Limonun sayesinde çok fazla dışı kararmadı gördüğünüz gibi. Tencere seçimini benim yaptığım gibi genişçe bir tencereyi seçmenizi öneriyorum arkadaşlar. Derin bir tencere seçerseniz ayvalarınız üst üste gelerek düzgün pişmeyecektir. Ayvamızın çekirdeklerini alt tabanını koyuyorum. Ayva çekirdeğimiz bir jel görevi görecektir. Mutlaka ve mutlaka ayva çekirdeğini bolca kullanmanızı tavsiye ederim. Her ayvamızın içerisine 1,5 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Her ayvamızın içine şekerimizi ekliyoruz bu şekilde. Gerçekten çok hafif ve lezzetli bir tatlı. Ayvanın faydalarını saymakla bitiremeyiz. Bir tavsiyede bulunmak istiyorum arkadaşlar. Ayva midemizdeki suyu alır,
yani sünger görevini görür. Hamilelerin bolca ayva tüketmesini öneriyorum. Gerçekten midelerindeki suyu alır ve rahatlatır. Bu bilgiyi de buraya bırakıyorum. Üzerine bir adet nar serpiştiriyorum. Nar da güzel bir renk tonu verecektir. 3-4 tane karanfil ve 2 adet kabuk tarçını koyduktan sonra ocağa alıyorum. Üzerine 2 çay bardağı su ilave ediyorum. Çok fazla su koymanıza gerek yok. Bu su ayvamızın güzelce pişmesini sağlayacaktır. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altına en kısık ayarını getiriyoruz ve 40-45 dakika arası pişiriyoruz. Ağır ağır pişmesine özen gösterelim. Evet, rengi değişmeye başlamış. Aradan 30 dakika geçti. Kontrol ediyorum çatalla. Yumuşamaya başlamış. Bir 15 dakika daha üzerine kapatıp pişmeyi bırakıyorum. Şöyle sizlere suyunu da göstermek istiyorum. Ayva da suyunu saldığı için su gördüğünüz gibi çoğalmış. Onun için çok fazla su kesinlikle eklemiyorsunuz. Ayvalarım pişti. Bir 10 dakika ilk sıcaklığın çıkmasını bekledim. Artık servise alıyorum. Rengini görüyorsunuz. Kendi rengi sadece kabuğun ve narın vermiş olduğu renk. Gördüğünüz gibi gıda boyası kullanmadığımız halde kendi rengi, doğal kendi rengi. Tarçının ve karanfilin vermiş olduğu o mis gibi koku gerçekten her tarafa yayıldı. Hafif ve bir o kadar da lezzetli bir tatlı tarifi. Şöyle suyundan da ayvalarımı koyuyorum. Gördüğünüz gibi jel kıvamında. Bu soğudukça daha da koyulaşacak ve daha güzel olacak. Ama tavsiyem ilk sıcakları çıktığında servis alın. Çünkü suyu jel kıvamında olduğu için soğuyunca daha da koyulaşır. Alması zorlanırsınız. Gerçekten nefis oldular. Ben kaymakla servis edeceğim. Dilerseniz siz içerisine krem şanti veya farklı kremalar kullanabilirsiniz. Ama kaymağın vermiş olduğu o lezzetle gerçekten ikisi birleşince çok lezzetli oluyor. Mutlaka kaymakla servis etmenizi öneriyorum. Her ayvamızın ortasını kaymağımızı yerleştiriyoruz ve üzerinden Antep fıstığı serpiştiriyorum. Üçünün vermiş olduğu renk uyumunu görüyorsunuz. Hem gözümüze hitap ediyor görüntüsüyle hem de lezzetiyle midemize. Şöyle yakından da o güzelliğini göstereyim. Deneyecek olanlara afiyet, şifa olsun. Tüm püf noktalarını uyarak yaparsanız gerçekten ayva tatlınız bu şekilde lokum gibi olacaktır. Siz videomu izlerken son halini ben de sizlere veda edeyim. Bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Yine farklı değişik tariflerde görüşmek üzere. Kendiniz çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.